Sol TV. Kanalımıza abone olmak için abone ol butonunu tıklayıp ardından zili tıklayarak tümünü seçmeniz yeterli. Hayata ve olaylara soldan bakmaya devam edin. Merhaba sevgili Sol TV izleyicileri. Sol Mikrofon'a hoş geldiniz. Sol Mikrofon bu hafta Üsküdar Selimiye'de sokağın nabzını tutuyor ve vatandaşlarımıza sizce gıdalardaki artışın sebebi aracılar mı yoksa iktidar mı diye soruyor. Hepinize iyi seyirler. Sizce gıda fiyatlarındaki artışın sebebi aracılar mı yoksa iktidar mı? İkisi de. Bence ikisi de. Sırf tek başına değil tabii ki. Hem onlar hem onlar. Yani bir hafta aldığımız fiyat ertesi hafta mümkün değil, aynı değil. Bence ikisi de ama iktidarın daha çok önemi var. Hiç ilgilenmiyor. Onlar düşmüşler birbirlerine. Birbirlerini kötülüyorlar. Halkla ilgilenen yok. Ona şey atıyor, ona şey atıyor. Bir eleman yollayıp da pazarları teftiş ettirmiyorlar. Gerçi aracılarda da var büyük hata. Esas çıkışları da onlar şey yapıyor ama onlara da dur diyen yok. Onlara dur deseler bu hale gelmeyiz. Mesela emekliyiz biz. İmkansız yani. İki karı koca çalışıyoruz anca işte. Zamanında ben koskoca vergi dairesinden ayrıldım. Evimiz yok, arabamız yok, baba nasihatine uyduk. Yetmiyor yani maaşımız. Çok biraz el atmaları lazım. Bilhassa şeyler için, fakirler için, orta halli çalıştır. Zenginler zaten telefondan alıyor, hallediyorlar işlerini hepsi. Vallahi herkesin sebebi var. Alıcının, satıcının, aracının, iktidarın, herkesin sebebi var tabii ki. Yani çiftçi desteklenmezse bu işler olmaz. Ne almışız? Limon, patates, domates. Başka söyleyeceğim bir şey varsa? Gıda fiyatlarındaki artışın sebebi sizce aracılar mı yoksa iktidar mı? Herkes. Çok pahalı. Hiçbir şey yetişmiyor. Vallahi ben de anlamadım onu ya. Çok artış, doğru ya. Onu anlayamadım, doğru. Çok mu pahalı? Pahalı tabii ki yani. Zorlanıyor musun? Herhalde canım, emekli maaşının 10 lira portakal ya. Aracılar. Meyve de çok pahalı. Sebze normal de. Meyve çok pahalı. Vallahi bence aracılar ama iktidar istese önler. İktidar istese önler. İktidar istemiyor bana göre. Ama aracılar. Aracılar bence. Yani iktidarın kontrol etmemesi var. Bana göre öyle. Valla ben ev işlerinden anlamam. Hanım anlıyor ama duyduğum kadarıyla benim dediğim gibi. Aracılar mı, iktidar mı dersen bence üreticiler bir de dış kaynaklı manipülasyonlar diye düşünüyorum. Ekonomik pahalılık tabii ki var yani, oldukça yüksek fiyatlar şu anda. Genel anlamda yine en iyisi pazar ama. Yani market fiyatları genelde, ben marketçiyim, market fiyatları yüksek. Pazar fiyatları yine çok iyi yani, çok sıkıntı yok onda bence. Bunun sebebi üretici. Üreticiden komple alıyorlar. Yani üzerine %50 aldıysa bize %100 ekliyorlar. İstanbul'a gelince kadar tamam işte. Oluyor sana işte, hep beraber okuyoruz. 1 milyon, 1,5 milyon olan domates de var adımda. 7,5 milyon, 8 milyon. Devlet bu işe el olma koymadığı müddetçe bu iş gelmez. Ben sana söyleyeyim, ben 87 yaşındayım. Sağlık asubayım kendim. Bu memleket hepimizin. Bir kuruş senin hakkın var, bir kuruş benim hakkım var. Hiç kime kim şikayet edeyim? Bu kadar şey var ya. Ondan sonra işsizlik var. Nasıl işsizlik oluyor? 100 tane şuradan al, 200 kişi daha ekleyelim. İktidardır baba, ne aracısı? Karnabahar tanesi 5 milyona, 5 kilo geliyor. Bu da kaç para olacak? Ya bu fiyat artışı değil bence. Yani olacak, her şeyi gıdaya bağlamışlar. Ekonomiyi gıdaya bağlıyorlar. Önlerine gelmiş adam diyor gıdadadır yok şeydedir. Tabii ki aracıdan, her aracıdan bir kişiler artıyor. Hale geliyor, öyle artıyor. Halden sonra pazarcıya üstüne koydukça haliyle tabii ki fiyatlar artıyor. Yani yerinde de uygun olsa da aracılardan dolayısıyla fiyatlar artıyor. Siz onu benden daha iyi biliyorsunuz. Bu Sol TV benden.
Hangi şey bu? YouTube'da mı yayın yapıyorsunuz? YouTube'dan mı yayın yapıyorsunuz? İstediğini söyleyebilirsiniz. İktidar. Çünkü bütün malımız dışarıdan geliyor. Çiftçi yok oldu, bitti. Tamam, ben 60 senedir İstanbul'dayım. Yaşım 72. Onun için ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çiftçiyi geberttiler. Hadise budur yani. Her şey anasının nikahı. Çok pahalı. İktidar tabii, çünkü aracılar her zaman vardı. Aracılar bugün olmadı. Aracıları sadece 1'e mal ediyordu, 3'e satıyordu. Yani aracı zaten vardı. Şimdi 3'e mal edip 9'a satıyor, anladın mı? Yani 1'den 3'e aracın da maliyetleri arttı. Aracı sorunu ayrı bir sorun. Zaten 3 market, serbest konuşabilir miyiz bilmiyorum. BİM, A101, ŞOK, şu anda Migros da katıldı onlara. Fason üretileri, bütün ürünlerin fiyatları aynı ve değiştirme zamanları bile aynı. Koladan şey, hepsi fason, markaları farklı fakat hepsi aynı. Bunlar oligopol. Bunlar hakkında rekabet kurulunda yüzlerce dosya var. Ben de şikayetli bulundum, sümen altı ediyorlar. Şimdi onların üzerine saldırı halkı ama geçici, kendi yandaşları aslında yani. Yani şimdi o şok mok da yani şimdi çok pahalı satıyor, bilmem ne, ayrı konu. Ya pahalı satıyor dedim, yine uygun satıyorlar da. Mesela 1 alıyordu 3'e satıyordu, şimdi 3 alıyor 9'a satıyor. Yani o 1'den 3'e çıkmanızın sebebi, tek sebebi iktidardır. 960 kilo gelen besili boğanı kilosunu canlı kilo 23 liraya verdim. %8 fire benden düşüyor. %8 fire 21 liraya geliyor. Vatandaş İstanbul'da 70 liraya et yiyor. Nedir bu ya? 2 lira 3 kuruşa süt satıyorum. Vatandaş burada 70 liraya 60 liraya peynir yiyor. Ne olacak bu milletin hali? Aracılar bence. Ya bu kadar da yani fırsatı buluyorlar, değerlendiriyorlar, fırsattan istifa ediyorlar. Denetlense zaten bu kadar fiyatları artıramazlar. Yapamazlar yani bu kadar. Çok ya, neye geliyorsun? Bir 100 lira alıyorsun eline, iki poşetle gidiyorsun yani, eve bakıyorsun ki hiçbir şeycik, yani pişecek alamıyorsun. Ancak bir meyve alırsan, iki de yeşillik, bakıyorsun yemeklik nerede? Nerede yemeklik? Nerede yemeklik? Ne yapalım, bu insanlar ne yapsın, bu vatandaş ne yapacak ki? Ne yiyecek, ne içecek? Kendileri tok. Diğerleri hiç düşünmesinler. Diğerlerini düşünmesinler. Ne olacak? Vatandaş ne olursa olsun. Vurdum çayıra, Mevlam gayra. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Yani aracılarda iktidar yani. Niye aracılar olsun? Yıllardır aynı yönetimle yönetiliyoruz biz. Kontrol alması gereken onlar yani. Hani aracılar da eğer sebepse, bunlara müdahale etmesi gereken de iktidar. Rezil bir halde ya piyasa ekonomi. Yani ben bekarım şu an. Bir ev kirası vesaire de vermiyorum açıkçası. Ama gel görün ki yetişemiyoruz yani. Hani ekstra bir harcamamız yok, bir lüksümüz yok, bir şeyimiz yok. Senelerdir aldığımız para eriyor. Hani aldığımız zamlar, açıklanan enflasyon rakamları falan şaka gibi yani. Gerçekle hiçbir alakası yok. Benim hani hissettiğim enflasyon %50 bandında falan ama devletimiz en son %14 bandında falan açıkladı. Birazcık açıkçası şaka gibi yani. Çok şey değiliz, çok mızdarız bu durumdan yani. Tabii ki hem iktidar hem aracılar. Ne geçiyor ne geçirmiyor. Ya az ya dok. Bak yok al yok. Öyle. Şimdi şöyle ki, neden iktidar? İktidarın mercileri var değil mi? Şunu şurayı denetle, bunu burayı denetle diyor. Bir aracıları dahi denetleyemiyorsan eğer, buna ne diyoruz? Basiretli bir iktidar değil misin acaba? Yani sorgulamak lazım. Mesela Antalya'da üretilen bir meyveyi, sebzeyi İstanbul'a sen getiremiyorsun. Neden? Her geçen şehirden bir ayak bastı parası mı ne alınıyor yani? Ay ne diyeceğim? Üzülüyorum. Mesela bir yurt dışına bakıyorsun, gidiyorsun hale, her yerde bir hal var yani. Rahat rahat her şeyini yapabilir. Bence iktidar çocuğum. Her yeri kontrol edecek de iktidar değil mi? 20 senedir iktidardasınız. Baştasınız. Muhalefete söz söylemeye gerek yok yani. Yani muhalefet de tabii ki tam bir muhalefet değil. Ona da bakarsan. Yani herkes oduncunun hıh diyicisi olmuş. Hani odunları keser ya oduncu. Ona hıh da diye başkası hıh diye keser. Biri odun kesiyor, bir de hıh diyor. İşte bu.